Poštovani gledaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Granice istoka. Ja sam Harun Karčić. Rusija je po definiciji zemlja u razvoju. Veliki dio njenih prihoda potječe od izvoza sirovina. Sada, sa nametnutim zapadnim sankcijama, Rusija se okreće istoku. Odavno je Moskva planirala povećanje izvoza plina u Kinu, sa obzirom na to da Evropska unija namjerava diversificirati izvore opskrbe energentima i smanjiti ovisnost o ruskom plinu. Kineske potrebe za tim energentom rastu u skladu sa željom da ublaži posljedice trgovinskog rata sa Amerikom i Australijom. Kina je već sada najveći svjetski potrošač tog energenta, a 43% potreba pokriva uvozom. Kakva je situacija kad je riječ o energetskoj razmjeni Rusije i Kine, kako će rat u Ukrajini utjecati na zemlje Bliskog istoka, te kako na sve to gleda Turska, analiziramo u ovom izdanju emisije. Prije razgovora sa našim gostima, pogledajmo uvodni prilog. Rusija je u potrazi za saveznicima kako bi ublažila utjecaj zapadnih sankcija. Predsjednik Vladimir Putin najavio je kako će preusmjeriti izvoz energenata na druga tržišta, prije svega u Kinu. Peking je dosad nastojao ostati neutralan kad je riječ o invaziji na Ukrajinu, pozivajući na mirno rješavanje sukoba. Pogledajmo koliko su Rusija i Kina bliske kad je riječ o trgovini. Ukupna vrijednost njihove međusobne trgovine je 147 milijardi dolara. U procentima, 18% ruske vanjske trgovine odvija se sa Kinom. Trgovina Rusije i Kine porasla je za 28% u prvom kvartalu ove u poređenju sa istim periodom prošle godine. Samo u martu ove godine, nakon ruske invazije na Ukrajinu, ukupna trgovinska razmjena dvije zemlje porasla je za 12%. Vladimir Putin i Xi Jinping početkom godine dogovorili su se da će do 2024. godine povećati trgovinsku razmjenu na 250 milijardi dolara. Ipak, do uvođenja sankcija, Evropska unija je kao blok bila najveći trgovinski partner Rusije. Prošle godine njihova međusobna trgovina bila je gotovo dva puta veća od Ruske sa Kinom. Kad je riječ o izvozu, pogledajmo neke od najvećih destinacija Rusije. Prema podacima iz novembra 2021. godine, na prvom mjestu je bila Kina. Slijede Nizozemska, Velika Britanija, Turska, Kazahstan, Njemačka, Bjelorusija, Poljska, SAD i Finska. Na polju energetike, Kina je najveće tržište za rusku naftu, plin i ugalj. Nekoliko dana pred invaziju, Moskva i Peking su potpisali ugovor o izvozu uglja vrijedan 20 milijardi dolara. Putin je također najavio ugovor o prodaji plina i nafte Kini vrijedan 117 milijardi dolara. Dvije zemlje planiraju izgraditi plinovod Snaga Sibira 2. Već imaju potpisan ugovor preko plinovoda Snaga Sibira 1 vrijedan 400 milijardi dolara na period od 30 godina. Ipak, najveće rusko izvozno tržište za energente i dalje je Evropska unija. Rusija podmiruje 40% evropskih potreba za plinom i 26% za naftom. U proteklih 5 godina ruski izvoz nafte i plina godišnje raste za 9%. Vojno, dvije države tijesno sarađuju. Od 2017. do 2021. godine 80% oružja koje je Kina uvezla došlo je iz Rusije. Sa druge strane, petina ili 21% oružja koje je Rusija izvezla otišlo je u Kinu. Peking je drugi po veličini kupac ruskog oružja. I Kina i Rusija su posljednjih godina pozivale na prelazak na alternativne metode plaćanja. Rusija ima sistem za transfer financijskih poruka, a Kina prekogranični interbankarski sistem plaćanja, a oba posluju u njihovim valutama. Trenutno se u otprilike 17% trgovine Rusije i Kine koriste kineska domaća valuta. Idemo sada do Ankare gdje se nalazi Abdullah Ar, vojni analitičar i bivši oficir u specijalnim jedinicama turske vojske. Abdullah Bey, günaydın ve Al Jazeera Balkanlar kanalına hoş geldiniz. Şimdi Rusya'nın Ukrayna'daki askeri kazanımları nasıl değerlendirirsiniz ve Moskova neden planladığı gibi ilerleyemedi? Şimdi tabii planladığı gibi ilerleyememesinin askeri stratejiyle çok ilgisi var. Öncelikli olarak şunu söylemek gerek. 5 farklı noktadan mihmer oluşturdu. Tabii bu belki her birim kendi içerisinde bağımsız
birer siklet merkezi oluşturmayı öngördü kendi askeri doktrini çerçevesinde ama tabii kuvvet muvazenesinde bu tutmadı. Yani bunu başaramadı. Şimdi burada doktrinsel bir hataya karşılık geldiğini söylememiz gerekiyor. Bir diğer tarafıyla Amerika Birleşik Devletleri Irak'ın işgalinde örneğin savaşın öncesindeki hazırlık ateşini 6 gün boyunca yaptı. Ruslar ise bunu sadece 45 dakika ve 90 dakika yaptı. 90 dakika olan da nitelikli hedeflerdi. Şimdi ve 170 civarında taktik balistik füze kullandı. Yani Amerikalılar 6 gün boyunca B1'lerle, B2'lerle, B52'lerle, Tomahawk ve Cruise füzeleriyle, diğer F serisi savaş uçaklarıyla, A10'larla, AC-130'larla ölümüne bir dövme yaptılar. Yani Irak'ın Saddam ordusu üzerinde. Bu ne yaptı? Saddam ordusunun tertibini, tertibatını, teşkilatını, düzenini, arazideki yayılmasını, mevzilenmesini, moralini, motivasyonunu, iradesini ve inancını kırdı. Şimdi Ruslar bunu 45 dakikayla sınırı tutunca bu olmadı. Olmayınca karşılarında ezilmemiş, mukavemeti, inancı, iradesi kırılmamış bir Ukrayna ordusuyla karşı karşıya kaldılar. Tabii bu da doğal olarak kendine özgü bir denge öğretti. Bir diğer tarafıyla taktiksel bir alana idari intikallerle girdiler. Örneğin 64 kilometrelik bir konvoy hikayesi var. Taktiksel bir savaş alanında. Biz bu tür idari konvoyları, idari intikalleri görmeye çok alışık değiliz. Çünkü bir yerde tıkanır, bir yerde vurulur. Bunlar da oldu. Bir diğer tarafıyla tabii savaşın kendine özgü son derece büyük zorlukları var. Yani ölüme dair empatiler. Şimdi bir işgal ve istila ordusunu, kendi vatanını, kendi toprağını, kendi mezarını, arkasında kalan eşini, çocuklarını, annesini, ailesini savunan Ukrayna ordusunun motivasyonu karşısında Rus ordusunun motivasyonu bence düşük kaldı. Şimdi Abdullah Bey, Rusya Ukrayna'yı işgal ederken Putin'in yakın çevresinde savaşı kimler yönetiyor? Slovikler denilen bir yapı var. Tabii bunların temel karakteri bir teolojik yapıları var. Bir de Rus milliyetçisi yapıları var. Bu da anlaşılabilir bir şey. Yani sonuçta homojen bir devlet yapılanması. Kendi kaderlerini devletin kaderiyle örtüştürmüş, kendilerini devletin hem hadimi, hizmetçisi hem de hakimi gören bir Rus kızıl elmasına inanan, Rus şövenizmine inanan, bir şekilde imparatorluk hayalleri taşıyan, Rusya'nın dünyadaki jeopolitik arenada layık olduğu yerde olmadığına inanan bir zümre. Bu zümrenin bir özelliği daha var. Öncelikle kendilerini Ortodoks dünyasının siyasi lideri olarak görüyorlar. Yani 400, 260 binlik, 260 milyonluk Ortodoks dünyasının siyasi anlamda hakimi görüyorlar. Yani özellikle Moskova'daki Rus kilisesinin, Rus Ortodoks kilisesinin bütün kiliselerin üstünde olduğuna dair bir inanış var. Patrik Kle'nin bütün patriklerden üstün olduğuna dair bir inanış var. Ve böyle olunca tabii işin içerisinde hem teolojik, hem milliyetçi, hem de emperyal bir takım yaklaşımların olduğunu görüyoruz. Ve bu eğilimleri taşıyan, bunlara inanan insanlar, Evet. bunu Slovikler deniyor onların kendi içerisinde. Böyle bir takım ifadeler var özel. Yani güçlü insanlar, yani terminolojideki başka bir ifadesiyle. Böyle bir yapının Rusya'da Putin etrafında kümelendiğini görüyoruz. Ama tabii bir diğer tarafıyla bunu tanımlarken menfaat odaklı, güç odaklı yapılar olarak da tanımlamak sanırım doğru bir yaklaşım olur. Gerçekçilik adına menfaati bu işin içerisinde mutlaka katmamız gerekiyor. Evet. Şimdi Abdullah Bey, Rusya'nın işgali planladığı gibi gitmezse Ukrayna'daki askeri taktiklerini radikalleştireceğini düşünüyor musunuz?
Şimdi Harun Bey, savaşta benim okuduğum kendine özgü bir denge var. Bu dengeyi aslında Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere çok iyi balans ettiler. Evet. Neydi o? Şöyle tanımlıyorum ben. Ukrayna'ya silah ve teçhizat veriyorlar. Bir doktrin öğrettiler. Bu doktrin temel karakterinde şu var. Ukrayna'da kendisini savunabilecek taarruz silahları. Tekrar edeyim, iyi anlanması için. Ukrayna'yı Ukrayna'da savunabilecek taarruz silahları. Yani taktik silahlar veriyor Amerika Birleşik Devletleri ve kıta Avrupası. Neden? Rusya'yı daha fazla tahrik etmemek için. Ama Rusya'yı da Ukrayna bataklığının, Ukrayna çamurunun içerisinde tutmak için. Şimdi savaşın uzun soluklu olması ama savaşın onları yakmaması, yani kıta Avrupası'nın, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere'yi yakmaması temel karine. Yani başka alanlara sıçramaması, sizin biraz önce bahsetmiş olduğunuz nükleer katmana sıçramaması. Savaşın bu safhasında bunu görüyoruz. Ama savaş çok şey öğretiyor, çok tecrübe öğretiyor. Yani buradaki temel niyet ve maksat Rusya'nın ortaya koymuş olduğu iradeyi kırmak değil mi? Rusya'nın mukavemeti kırmak değil mi? Rusya'yı biat ettirmek değil mi? Rusya'yı çökertmek değil mi? Veya Rusya'yı hırpalamak değil mi? Buna dair bir fotoğraf şu an gelişmiş durumda. Bu fotoğrafa Rusya da razı gözüküyor. O da çünkü sonuçta bu hırpalanmanın karşılığında bir takım karasal alanları alma eğilim içerisinde. Şimdi bu bir hem Rusya açısından hem de Atlantik açısından bir mukavemet testi. Bir akıl oyunu bu. Yani jeopolitik bir oyun bu Ukrayna üzerinden oynanan. Şimdi Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Türkiye-ABD ilişkileri nasıl etkiledi ve Rusya-NATO krizi Türkiye'nin denge politikasını test ediyor mu? Doğru, son derece özel ve güzel bir soru bence. Ben bu savaşın özel hedeflerinden bir tanesinde yani merkezinde oturan ülkede Türkiye olduğunu ifade etmek isterim. Neden? Çünkü Türkiye Ukrayna ile çok özel ilişkiler geliştirmişti. Rusya ile hem müzakereci işbirliği, hem mücadeleci işbirliği, hem çatışmacı işbirliği, hatta savaşmacı işbirliği. Çok özgün bir takım fotoğraflar kendisini göstermişti. Şimdi bütün bunların savaşla birlikte zorlandığını görüyoruz. Yani savaş bir jeopolitik gerçeklik yarattı. Ne yaptı? İlk etkisini kıta Avrupası'nda gösterdi. Yani Almanya ile Fransa kendi başına buyruk bir takım jeopolitik hamleler yapma eğilimi içerisindeydiler. Yani ne diyorlardı? İşte NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti. Biz Avrupa ordusu kuralım. Rusya ile işbirliği yapalım. İşte hatta Çin'le işbirliği yapalım gibi bir takım cümleler kuruyorlardı. Şimdi bunlar hepsi bitti. Tam siper yaptılar savaşla birlikte ve sürüne sürüne Amerika Birleşik Devletleri eteklerinin altına sığındılar ve oradan mevzi edip Rusya'ya ateş etmeye başladılar. İroni yapıyorum. Şimdi benzer beklentiler, benzer baskılar kimin üzerinde var? Türkiye'nin üzerinde var. Yani örneğin işte hatta bunların manipüle edildiğini dahi gördük. İşte mayınlarla manipüle edildiğini gördük. S-400'le manipüle edildiğini gördük. Baskı kurulduğunu gördük ama Türkiye ortaya çıkan fiili durum, Rusya ile ilişkileri, Rusya'ya olan bağımlılıkları, Ukrayna ile olan ilişkileri ve NATO üyeliği arasında kendine özgün bir denge kurmayı başardı. Bu denge şu ana kadar iyi gitti ama bundan sonraki süreçlerde tekrar tekrar baskılarla karşı karşıya kalabilir mi? Bir takım manipülasyonlar, provokasyonlar kendisini gösterebilir mi? Gösterebilir. Ama şu da var, yani şu an Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu hani arabuluculuk, müzakerelerin adresi olma gibi bir takım özellikler bir şekilde Batı'nın da işine yarıyor. Çünkü açık bir kapıya ihtiyacı var. Balansı devam ettirebilmesi adına. Abdullah Bey, zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Harun.
Moskva je prešla u fazu kontrapritiska u pokušaju da ublaži utjecaj oštrih sankcija te istovremeno spasi domaću valutu. To znači da se može očekivati veći izvoz energenata i sirovina u Aziju, naročito u Kinu i Indiju, čije se ekonomije razvijaju munjevito. Idemo sada do Vašingtona gdje se nalazi Arman Mahmudijan, stručnjak za odnose Rusije i Bliskog istoka na Univerzitetu u Južnoj Floridi. Mr. Arman, hello and welcome to the Al Jazeera Balkans channel. Thank you so much once again for taking the time to speak to us. Now let me start by asking you, what does Russia's invasion of Ukraine mean for the Middle East? Are Middle Eastern governments, including America's traditional allies such as Egypt, hedging their bets between Russia and the U.S.-backed Ukrainian army, or are they playing on time and waiting to see to better evaluate the situation on the field? Look, to be honest, Harun, that's a great question, but the condition in Ukraine and the Russo-Ukrainian war has been a very, very complicating matter to the Middle Eastern. I mean, there are opportunities and also threats for both of them. The nations in the Middle East are confused because, first of all, at the beginning of the war, many people, at least those who were relying on the United States, they expected that a stronger support of the U.S., U.S. support of Ukraine prior to the war, which sent not the most pleasant, signals to the Middle Eastern nations. But on the other hand, countries like Iran and Syria, who've been relying on Russia, also they are receiving a very, very confusing message because the Russian military campaign in Ukraine is way slower than what we anticipated. The casualty is way higher than what we anticipated. And also in terms of technological warfare, the sinking of the Moscow's battleship, it kind of gives the signal that Russia still has a lot to make up to be able to catch up with the West. Thus, even countries like Iran and Syria are possibly thinking that have they chose this right side or the right party as an ally given to what's happening in Ukraine? So I think it is very safe to say that as of now, at least, most of the Middle Eastern countries are confused. They don't want to clearly get sides, at least countries, except Iran and Syria for their own consideration. The rest of them, they want to stay neutral as possible and to have more time to anticipate and estimate where we are heading. Mm-hmm. Now, Russia, which has now eclipsed Iran as the most sanctioned country in the world, clearly wants the world to feel the economic pain of an embargo on Russian oil and gas. Would a nuclear deal that ends the embargo against Iranian oil mitigate the global financial consequences of Russia's isolation? That's a very good question and also takes us back to the first question when I said right. That it's very complicating. The reason that it's complicating because on one hand, right now, the situation for Iran is very, very actually pleasant. The price of oil is high and going high. The Europeans are trying to replace their import from Russia with the new resources. And in terms of the size of the resource, Iran next to Russia has the largest gas resource. And geographically speaking, Iran has the same as similar approximately to Europe. So Iran is a potential,
exporter to the Europe, and financially speaking, it can give Iran a raise in national revenue. But on the other hand, Iran has a consideration when it comes to its relation and cooperation with Russia. And we have witnessed that the Russians also are very concerned that Iran might replace them. President Putin just in late March in a meeting with his cabinet, he said that the United States is making moves to reconciliate with Venezuela and Iran, and the reason is to replace them with Russia to counter Russian energy market. And also we have witnessed in this light that the Russians try to kind of semi-sabotage the negotiation between West and Iran over the re-implementation of the JCPOA. We noticed that in mid-March, when the negotiations were reaching a new peak, for all of a sudden, Mr. Sergei Lavrov, for the Russian foreign minister, came up with a new demand and asking a written assurance from West that the sanction against Russia over the war in Ukraine would not affect the cooperation between Iran and Russia security-wise and military-wise. A week later than that statement, Mr. Levin Jarganyan, Russia's ambassador to Iran, also said that in an interview with the Etemad newspaper that Iran owes a great amount of money. He didn't specify about the amount to Russia and to Russian contractor regarding its nuclear project, and we are concerned, meaning Russians, that the U.S. sanctions would block Iran's way to repay. All of this created an interference, a hold, and a pause in the Iranian negotiation with West. Although later Russian came up and say that they have received a written assurance from the West, but neither United States confirmed that nor they published the written assurance. But still, all of the media reports comes that indicating that Russia is turning to be a kind of a major obstacle in Iranian or in a Western, negotiation. And Iran also obviously doesn't want to bypass Russia this position in this situation. There is not in interest of the Islamic Republic of Iran to bypass Russia or to distance itself from Russia. Iran heavily is relying on cooperation with Russia in Syria, and also Iran always saw Russia and China as a suitable alternative to power. Iranian have been obtained what is known as a pivot to East foreign policy for about four decades, and they believe now it is time that all of the development are indicating the power has been transferring from West to East, and it is time for Iran to stay loyal to the Eastern power, including Russia and China, because right. The new world will be in their hands. Now, Arman, I don't know if you agree with me, but I have a feeling that President Vladimir Putin does not feel threatened by Iran's nuclear advancement, and it seems that Tehran's isolation has served Russia's interests. Would a Western-oriented Iran be worse for Russia than a nuclear-armed Iran? If the situation continues as it is, if the escalation between West and Russia over multiple reasons, including Ukraine, because there is a chance that escalation also grew to the Moldavia, to Georgia again, and the rest of the world, and also Belarus. If the escalation continues, one can argue that maybe it is in interest of the Russia that we have a nuclear Iran, or at least have an Iran which is very, very close to achieve their nuclear capability, because it would create a diversion for West. Any conflict with Iran or any threat that being imposed by or from Iran would divert at least partially Western's attention from the Eastern Europe to Iran to the Middle East and Persian Gulf, especially in a situation that Europe is moving forward to replacing Russia with their new resources from Middle East and also North Africa. We have heard about the Italian agreement with Algeria to import gas and oil from Algeria. So any tension in the Middle East at this point at least would be a positive development for Russia, because it would again divert at least partially the attention and the focus of the West from the Ukraine and Russia's surrounding area to the Middle East. Right, and I would just like very briefly to touch upon food security. The Russian war in Ukraine has presented countries such as Egypt with two major immediate obstacles. Egypt, for example, is the world's top importer of wheat and sources 85% of its wheat from Russia and Ukraine. Will the Egyptian government and other Middle Eastern governments need to use more of their financial resources to secure wheat supplies and avoid threats to the country's food security, but also social instability? Look, it is a very tough situation for countries, specifically speaking for Egypt, because of its its population, and also Egypt
except a very limited part of the country doesn't have that much of suitable environment for the national agriculture. Russia and Ukraine, they both been top producer of the, you know, foods and also wheat, as you mentioned. And Middle Eastern countries, including Iran and Egypt itself, they've been, you know, top importer to them. And Egypt, as you said, is among top ones. So the situation in Russia and Ukraine has affected the food market and also the reliance in Middle East on importing the wheat from the foreign countries. But the problem, there obviously there are other sources that they might try to, you know, to replace Russia with it. But the problem that they have is the tension between Russia and Ukraine as a top producer of wheat and other agricultural products cause a raise in a food, you know, in a food, in a price-wise in a food market. But the revenue of the most of the countries, specifically Egypt, which doesn't have that much of the oil and gas resources that can make up with it, is stays the same. So it might be predicted, it might be kind of semi-safe to predict that in the next following months, Egypt would have to deal with the social, unrest, at least social dissatisfaction over growth of, you know, price in the food markets. Right, Mr. Armani, it was a pleasure speaking to you. Thank you so much once again for your time. It was a pleasure to me. Thank you for having me. Sankcije Rusiji su prilika Kini da stavi Moskvu pod svoje okrilje i učini je ovisnom o kineskom kapitalu. Peking može ne samo pružiti ekonomski spas Rusiji na taj način učiniti Moskvu više ovisnom, već i jednostrano djelovati u vezi sa Tajvanom. Sankcije Rusiji također stvaraju nove mogućnosti za kineske tehnološke kompanije da povećaju tržišni udio u toj zemlji. Na kraju, zategnuti odnosi Zapada i Rusije mogu ubrzati proces dedolarizacije svjetske ekonomije. Poštovani gledaoci, bilo je to sve u ovom izdanju emisije Granice Istoka. Ako ste propustili bilo koji dio, emisiju možete pregledati na našoj web stranici balkans.aljazeera.net. Hvala na pažnji.